Estel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sunar. Bestel Çevik Mobilya nöbetçi eczaneleri sundu. Sevgili izleyenler, SRT Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bürokratlardan teröre tepki. Sivas Valisi Davut Gül, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber'de. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Dün Şarkışla'da şehitlerin cenazesine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların idam sloganı atması üzerine idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiğinde ve geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım şeklinde açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze törenine katılmak üzere dün helikopter ile Sivas'a geldi. Şehit Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın naaşı buraya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı cenaze namazı ilkindiden sonra kaldırılacak. Şehitlerin cenazesine katılan Başkan Erdoğan, vatandaşların idam sloganı atması üzerine İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiğinde ve geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur. Onaylarım dedi. Bu milletin huzurunu bölmeye kimsenin hakkı yok. Bizi parçalamaya kimsenin hakkı yok. Her ne kadar birileri bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. İdam istiyoruz reis. Ve bizler
askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, bunun yanında güvenlik korucularımızla birlikte bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Kardeşlerim, idam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. Ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumundadırlar. Başkan Erdoğan Şarkışlı da 11 aylık bebeğiyle şehit düşen Nurcan Karakaya'nın eşine ve ailesine tören alanında taziyelerini iletti. Şehitin eşi Serkan Karakaya'ya sarılarak teskin etmeye çalışan Erdoğan, tören alanında idam sloganlarının atılması üzerine açıklama yaptı. İdam konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman, parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz. İdam yasasının parlamentoya gelip geçtiğinde kendisinin onaylamamak gibi bir durumu olmadığını belirten Başkan Erdoğan, bunlarla mücadelemiz inşallah son terörist kalıncaya dek devam edecek diyerek şunları kaydetti. Şunu bilmenizi istiyorum. Bu konuda Hans ne der, George ne der, biz buna bakmayız. Ya Allah ne der, biz buna bakarız. Ve biz şimdi şehidelerimizi, şehide ve yavrusunu uğurluyoruz. Ama Serkan yavrumuza da sabırlar diliyoruz. Şehit cenazesine katılan vatandaşlardan helallik isteyen Başkan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimini işaret ederek FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam edileceğini söyledi. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Şehitlerin buna ihtiyacı yok. Ayrı bir konu. Ama biz yine de bu helalliği, bu tezkiyeyi gerçekleştirmiş olalım diyorum. Sizleri tekrar Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Başkan Erdoğan bugüne kadar kimsenin önünde eğilmediklerini vurgulayarak, Rabbim bizlere de şehitlik makamını nasip etsin. 15 Temmuz'u biliyorsunuz. FETÖ terör örgütüyle mücadele verdik, veriyoruz da. Onlarla bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Sizlerden dua istiyorum kardeşlerim. Bu konuda hiç endişeniz olmasın diyerek şunları kaydetti. Hiç endişeniz olmasın. Kardeşlerim, bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biz beşer planında kimsenin önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, ancak orada eğildik. Onun için de inşallah dualarınız gücümüzdür. Hiç endişe etmeyin. Rabbim inşallah tecelli edecektir. Bu bölücü terör örgütünün yanında olmak suretiyle bunlara yol veriyor, yol açıyorlarsa da ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Biz bunların peşini bırakmayacağız. Ve bizler askerimizle,
polisimizle, jandarmamızla, bunun yanında güvenlik korucularımızla birlikte bu mücadeleyi devam ettiriyoruz. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Kayakaya'nın şehit olması üzerine bürokratlar cenaze töreninde tepkilerini dile getirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya dün memleketi Sivas'ın Şarkış ilçesinde toprağa verildi. 11 aylık şehidimiz Bedirhan Mustafa Karakaya ve şehit Nurcan Karakaya'nın naaşı şu an Şarkışla Belediyesi cenaze nakil aracından indiriliyor. Bürokratlar ise cenaze töreninde tepkilerini SRT mikrofonlarına dile getirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehit yakınlarımıza Allah'tan sabır diliyorum. İki günahsız, iki cennetlik hem annesiyle hem evladına. Ama bu milletimize ne yaparlarsa yapsınlar bir adım dahi geri attıramayacaklar. Ve bu millet birliğini, dirliğini, bayrağını indirmeyecek, ezanını dindirmeyecek ve 80 milyonla da huzur içerisinde bir arada yaşatmayı başarabilecek bir irade ve kararlılıktadır. Cesaret var mı? Var. İrade var mı? Var. Buna uygun şekilde davranma var mı? Var. Bak babanın ifadesini duydunuz değil mi şehit yakının? Vatana iki evlat verdik, iki kan verdik, iki can verdik. Diğerlerini de vermeye de hazırız. Evet, sağ ol. Mustafa Destici PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor dedi. PKK'nın bebek katili olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Destici, kanlı terör eylemini gerçekleştiren PKK ve arkasındaki yabancı ve yerli güçleri destekçilerini, sözcülerini şiddetle kınayıp lanetlediğini dile getirdi. Yani öncelikle tabii başımız sağ olsun, acımız çok büyük. Hain kahpe PKK terör örgütü alçak ve hain kahpe saldırılarından bir tanesini daha gerçekleştirdi. Maalesef bu sefer kurban işte masum bir anne ve 11 aylık bir bebeği oldu. Tabii PKK bebek katili olduğunu bir kere daha göstermiş oldu. Bu terör eylemini, bu terör kanlı terör eylemini gerçekleştiren PKK'yı, onun arkasındaki güçleri, yabancı güçleri, yerli güçleri, destekçilerini, içerideki tüm türevlerini, sözcülerini, meclisteki teröristleri hepsini tabii şiddetle kınıyorum ve lanetliyorum. Tabii şu anda ülkemiz terörün tüm unsurlarına karşı, PKK'nın tüm unsurlarına karşı topyekun bir mücadele veriyor. Tabii PKK fırsatını bulduğunda işte böylece kahpece saldırılarla kendi varlığını göstermeye çalışıyor. Ama muvaffak olamayacaklar ve bu mücadele inşallah dozu ve şiddeti daha da artacak. Ve artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii bugüne kadar hep hukuk içinde kalarak bu mücadeleyi sergiledi. Ama şu gözüktü ki hukukun dışına çıkılması gerekiyorsa artık oraya da çıkılmalı. Çünkü PKK hangi dilden anlıyorsa o dilden konuşmak gerekiyor. Yani her yolun artık meşru olduğu terörle mücadelede bir safhaya geçmiş durumdayız. Ve bu şekilde de bu mücadelenin bundan sonra bu şekilde de verileceğini ben düşünüyorum. Türk milletinin ve ülkemizin başı sağ olsun diye sözlerine başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, bir kadınımızı, bir çocuğumuzu şehit eden hainler yine bebek katili olarak gündeme geldiler. Hain terör örgütlerinin içerisindeki ve dışarısındaki kimi destekliyorsa hepsi bizim için bebek katilidir dedi. Yani bir kadınımızı, yani bir çocuğumuzu şehit eden hainler yine bebek katili olarak yine gündeme gelirler. Bunlar boş durmayacaklardır. Her yerde aynı şekilde devam edeceklerdir. Demin de ifade ettiğim gibi diğer bir kanala şunu ifade etmiştim. Bu hain ve şerefsizleri terör örgütlerine karşı
içerideki ve dışarıdaki kimi destekliyorsa bizim gözümüzde şu anda aynı çocuk ve bebek katilidir. Kadın katilidir. Bunlar bizim çocuklarımızı ve kadınlarımızı şehit etmişlerdir. Biz bunları aynı kategoriye koymamız lazım. Bunun için ayırt etmememiz lazım. Bir zamanlar bunları Amerika ve Avrupa'da birçok ülke destekliyordu yakın günlere kadar biliyorsunuz. Bunlar hala terör örgütü olarak görmeyip hatta silah verdiklerini biliyoruz. Bu silahları da DAEŞ terör örgütünü yok etmek istedikleri için verdiklerini söylüyorlardı. Ama bu hainlere baktığımız zaman bunları bizim askerimiz ve polisimizin veya askerimizin polisimizin eşleri ve çocukları için kullandıklarını gördük bu hainlerin. Bunun için bizim için şu anda bu silahları veren ve bunlara yardım eden kim olursa olsun, hangi ülke olursa olsun bana göre terör örgütüdür. Sivas AK Parti Milletvekili Mehmet Avif Soluk, acımız büyük, 9 aylık bir bebeği katletmeyi tarif etmek insanlığa sığdırmak mümkün değil. Ancak bu onların son çırpınışlarıdır diyerek ortak temenni idamdır. Bu hainlerle mücadeleyi sürdüreceğiz, bu bayrağı indiremeyecekler dedi. AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İki günahsız, iki cennetlik. Bu milletimize ne yaparlarsa yapsınlar, bir adım dahi geriye atıramayacaklar. 80 milyonla huzur içerisinde bir arada yaşatacak düzeydedir diyerek şunları kaydetti. 9 aylık yavruyla anneyi kaybettik. Acımız büyük. Memleketimizin her köşesinde bu acılar yaşanıyor. Ama bu hainlerin son çırpınışıdır diyoruz. 9 aylık bir bebeği katletmeyi tarif etmek, insanlığa bunu sığdırmak, vicdanlarda ölçmek mümkün değildir. Ancak bu bunların son çırpınışlarıdır. İnşallah inlerine kadar girilecektir. Sonları gerilecektir. Şimdi meydanda da bütün hemşerilerimizin ortak bir temennisi var. İdam isteriz diye. Bu idam da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde biz de hiç tereddüt etmeden bu yapılan ihanetlerin karşılığında gereken cezanın verilmesiyle ilgili her türlü tedbiri almaya varız. Bütün İçişleri Bakanlığımız olsun, silahlı kuvvetlerimiz olsun, emniyet güçlerimiz olsun, bu hainlerle ilgili mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu hainlerin ağababaları içeriden de olsa dışarıdan da olsa istedikleri emellere muvaffak olamayacaklar. Bu bayrağı indiremeyecekler, bu ezanı susturamayacaklar. Ama onların sonu gelecektir. Biz buna bütün yüreğimizle, kalbimizle inanıyoruz. Şehitimizin ailesine, Sivas'ımıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Sivas Valisi Davut Gül, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı aynı ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Vali Davut Gül, yurt içinde ve yurt dışında yaptığı aynı ve nakdi yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu. Vekaletle kurban bağışı ile ilgili konularda Sivas'ta görev yapan din görevlilerine bilgi vermek üzere Sivas'a gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Göç Dairesi Başkanı Doktor Bayram Demirtaş, Vali Davut Gül'ü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Demirtaş, vekaletle kurban bağışı hakkında bilgi vererek, Vali Gül'ün Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptığı kurban bağışı nedeniyle de teşekkürlerini dile getirerek bağış belgesini takdim etti. Malumunuz ve kentte kurban olan suçluğuna 500 yıl civarında ülkemizde bu olan suçluğuna katılım oluyor. Başkanlığımız da geçen yıl 250.000 küsur sayı ulaşmış oldu. Yine malumlarımız olduğu üzere hem yurt içinde hem yurt dışında kurbanlar kesiliyor. Bizler de hem işin her aşamasında yer aldık. Yani başkanlıkta ve vakıfta oluşturulan proje ekibinden, işin mutfağından, fiyatların belirlenmesine ve sahada uygulanmasına kadar Somali, Pakistan, Afganistan'dan bizzat sahada bulundum. Hakikaten işin her aşaması büyük titizlikle yürütülüyor. Milletimizin emanetleri, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Benim de alalım isterseniz. Şunu alalım buna. Şöyle, bu tabi reklam değil ama vatandaşımızı teşvik bağımına ihtiyaç duyuyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vali Davut Gül'de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vekaletle kurban bağışının alınmaya başladığını,
ve imkanı olanların bağışta bulunduğunu ifade etti. Olanlar kesinlikle. Tabii kurban bayramının da ruhuna uygun bir şekilde ihtiyaç fazlası kurbanlara dünyanın neresinde olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsun oradaki insanlara götürülmesi hem inancımızın bir gereği hem de dediğiniz gibi ülkemizin de oralara el uzatması anlamına geliyor. Diyanet İşleri Başkanımız da vekaletle kurban organizasyonunu en iyi yapan kurumlardan bir tanesi. Şeffaf, güvenilir. Bu açıdan da sizlerin bu organizasyonda yaptığınız gayretleri, yaptığınız fedakarlıkları biliyoruz. Diyanetin bütün personeline çok özveriyle bunu yerine getirmeye çalıştığını görüyoruz. Bizler de karınca karınca vekaletle kurban organizasyonunda kendi kurbanımızı Diyanet İşleri'ne vereceğiz. Ziyarette Müftü Vekili Hüseyin Karakaya da hazır bulundu. Anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı suya düşürerek şehit eden PKK'lı teröristlere özel harekat polisi intikam sözü verdiği bir video çekti. Anne Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı pusuya düşürerek şehit eden PKK'lı teröristlere özel harekat polisi intikam sözü verdiği bir video çekti. Ey hainler, ey vatansızlar, ey kahpeler, vatan mı istediniz 11 aylık bebekten? Siz savunmasız bir kadını hedef alacak kadar kahpe, bir bebeğin canına kıyacak kadar kalleşsiniz. Sosyal medyadan yayınlanan videoda bizden vicdan beklemesinler çünkü biz vicdanımızı al bayrağı sarılı küçücük bir tabutun içine bıraktık dedi özel harekat polisi. Buradan bu kalleş terör örgütüne çanak tutan kravatlı sahiplerine sesleniyorum. Bizden vicdan beklemesinler. Çünkü biz vicdanımızı bugün al bayrağı sarılı küçücük bir tabutun içine bıraktık. Bizde vicdan kalmadı. Bundan sonra zalimler karşısında Kürşat'ın kinini göreceksiniz. Kin yuttuk, kan kusacağız diyerek sözlerine son verdi. Kin yuttuk, kan kusturacağız. Rabb'den tek dileğim, bana ve dava arkadaşlarıma fırsat ver. İnnallâhe azîzun zuntikâm. İntikâm, intikâm. Saymayacağız, hainin sesini duymayacağız. Kanımızı yerine koymayacağız. Sen tasalanma şehidin. İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri'nin ölümünün 49. yılı dolayısıyla Sivas Belediyesi tarafından Ulu Cami'de mevlit okutulup ardından İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlara helva dağıtıldı. Sivas Belediyesi tarafından İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri'nin ölümünün 49. yılında Ulu Cami'nde mevlüt okutuldu. Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde vatandaşlara helva dağıtıldı. Ulu Cami'nin dokunan Mevlid-i Şerif'e Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ile il protokolü ve Sivaslı vatandaşlar da katılım sağladı. Düzenlenen programda Ulu Cami'nde Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın Kur'an-ı Kerim okuyarak İhramcızade'yi andı. Mevlüt-ü Şerif'in ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Sami Aydın şunları kaydetti. Bu şehre değer katan, bu şehir markalaşmasını sağlayan, belki birçok Müslümanın keşke bizim şehrimizde olsaydı diyebileceği bir şahsiyet için bir aradayız. Belediye Şerifimizi başta İsmail Hakkı Toprak Hazretleri olmak üzere bu şehrin maneviyatına değer katan dualarıyla bu şehrin huzurlu bir şekilde var olmasını sağlayan bütün geçmişlerimizi ruhları için okuttuk. Rabbim kabulü makbul eylesin.
Sivas'ın manevi önderlerinden olan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hazretleri'nin ölümünün 49. yılında yapılan mevlid ve duaların ardından dağıtılan helvalarla anıldı. Burada konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Sivas'ta bulunan manevi değerleri anıyoruz. Çok değerli İsmail Hakkı Toprak Hazretleri ile ilgili program düzenledik diyerek şunları kaydetti. İsmail Hakkı Toprak Hazretleri olan bağlılığımız manevi olarak efendim bu şahsın ne kadar önemli olduğunu halkımıza anlatmak, bilmeyenlere öğretmek, özellikle yeni nesle böylesi şahsiyetlerimizin olduğunu, Sivas'ta methun olduğunu, bu değerleri gençlerin tanıması gerektiği konusunda Sivas Belediyesi olarak sosyal belediyelik anlayışı içerisinde değerlendirip hizmetlerimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birim Başkanı ve Rektör Başdanışmanı Recep Topvali ise Sivas bu yönden çok şanslı bir şehir. Hayatı boyunca insanlara doğruluğu gösterip onlara yardım etmiştir. Ben 1960 yılında kendisiyle görüştüm ve bugünlere gelmemde çok önemli rolü vardır. Allah rahmet eylesin dedi. Ben 1966 yılında kendisiyle görüştük ve benim bugünlere gelmemde de kendisinin çok önemli rolü vardır. Kendisiyle birlikte Kur'an-ı Kerim tilavetine gittik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yaptığı hayırları anmakla bitiremiyoruz. Daha önceden İhramcızade'den 40 söz diye bir kitap yayımlanmıştı. Biz bunları, ben bunun adının İhramcızade'den özlü sözler olması yönünde bir görüş beyan ettim ve kabul edildi. Efendi Hazretlerinden 40 tane söz burada hem İngilizce hem Arapça hem de Türkçe olarak verildi. Herkesin bunu okuması gerekiyor. İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi sorumlusu Ümit Hüseyin Çelik 49. yıl dönümü nedeniyle program yaptıklarını ifade ederek şunlara değindi. Bir Mevlid-i Şerif ve misafirlerimize onun özlü sözlerini anlatan bir kitapçıkla birlikte helva ikramımız oluyor. 49. ölüm yıl dönümünde bir kez daha anılan İhramcızade İsmail Hakkı Toprak, Sivas'ta hemşeriler tarafından da unutulmadı. Allah şefaatlerine nail eylesin. Cenab-ı Allah onların önderliğinde nece nesille ismi nasip etsin. Onlar gibi şahsiyetler önemli. Allah onun gibilerini çoğalsın. Diyeceklerim bu kadar. Yüzde fazla olmuyor. %5'i İhramcızade'nin yolunda gitse kurt koyunlar yayılır. Fakat öyle bir hal ki görüyorsun kardeş ölmek hale geldi. PKK ne demek oluyor? Adımız Müslüman bir devlet. İslamca yaşamadığımızdan dolayı anarşi, PKK, yangın, sel, felaket eksik olmuyor. Kıyamete kadar da olmayacak. İsmail Efendi ta evine, eski evine gider. Annemin onun dervişiydi. Beni de götürürdü. Çok ailece kokunu kocanı bilirim. Hatta hanımının evinin birinde de hatim okudum uzun müddet. Sivas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar, halk Kızılay'a, Kızılay ise halka güveniyor. Sivaslılara teşekkür ederiz açıklamalarında bulundu. Sivas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar, halk Kızılay'a, Kızılay ise halka güveniyor. Sivaslılara teşekkür ederiz dedi. Yönetim Kurulu ve Kızılay Sivas Şube çalışanlarının katılımı ile basında kahvaltılı bir toplantıda görüşlerini dile getiren Sivas Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar, Karagün dostu Kızılay'ın herkese yardımda bulunduğunu ifade etti. Kızılay malum, Karagün dostu, sadece ülkemiz için değil, onlarca yüzlerce ülkede ayak izlerinin olduğu, yardımlarının olduğu bir teşkilatımız. Ve ne kadar övünsek az olduğu kanaatindeyim. Sivas Kızılay Şubesi'nin kanalımında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu da sözlerine ekleyen Sarılar, kanalımında Türkiye genelinde ilk 10 ilin arasındayız dedi. Kan temininde yoğun çalışıyoruz. Geçmişte doktor eksiğimiz vardı. Bu doktor eksiklerini de tamamladık. Yanılmıyorsam 3 doktora çıktık. Ve ciddi şekilde bir kan alımlarımız da devam ediyor. Hedeflerimiz elbette ki var kan sayısı olarak. Hiçbir zaman kısa kalmıyoruz. Türkiye ortalamasında üzerinde gidiyoruz. Ve tahmin ediyorum ilk onun içerisindeyiz. 2017 yılı içerisinde. 2018'i de
yıl sonunda değerlendireceğiz. Kurban Bayramı öncesinde vekaletle kurban kesimi için Sivaslılara da seslenen Kızılay Sivas Şube Başkanı Sarılar, Kızılay halkı halkla Kızılay'a güveniyor. Sivas halkına teşekkür ederiz dedi. Esas bugün toplantımızdaki maksat, önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban vekaleti elbette ki alıyoruz. Sizin aracılığınızla tüm şehir halkımıza bunu ilan etmek istiyoruz. Yurt içi 750 lira, yurt dışı da 590 lira. Bu sürekliliğimizi devam ettirebilmemiz açısından Sivas halkının da tabii ki bu kurban vekaletlerini ciddi şekilde talibiz. Geçmişte 5-10 tane kurban payıyla Kızılay burada bu hayatı devam ettirirken biz geçen yıl 300'e yakın bir vekaletle bunu kapattık. Yine halkımızın bilmesini istediğim şey en ufak bir tereddüt duymamaları. Acaba kesiliyor mu, kesilmiyor mu? Şöyle basit bir yolla izah edeyim. Vekaletleri biz kurban vekaleti aldığımızda vekaleti bize veriyor. Biz genel merkeze veriyoruz. Kesim yapılan yerlerde o isimler gidiyor. Üsküp'teki ben gidişatı anlatıyorum. Önce veteriner var. Veteriner kontrolden geçiyor. Daha sonra yani o kesim yapılacak hayvanların veteriner kontrolleri yapılıyor. Daha sonra yapılan hocanın duası mutlaka ve orada isimler tek tek okunarak Kemal Çağla vekaletini aldınız mı? Aldım, kabul ettim diyor. Ya Allah, bismillah kesiliyor. Bunlar kameraya alınıyor ve CD olarak tutuluyor. Kurban sahiplerine vekaleti verenlere biz bunları zaman zaman gönderiyoruz. Dolar, ABD'nin Türkiye'de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından atak yaptı. Dolar, TL, ABD'nin Türkiye'de bazı kişi ve kurumlara yaptırım kararı haberi ardından atak yaptı. Güne 4,98 seviyelerinde başlayan kur yeniden 5 liraların üzerine çıktı. Euro 5,88 seviyesinde hareket ediyor. Borsada güne satışla başladı, %2 düşüşte. Dün 4 seviyesinde olan dolar, TL, ABD'den yaptırım haberinin ardından dün akşam 5,0150'ye kadar yükseldi. TL'nin tarihi zirveyi görmesiyle birlikte dolar karşısında yılbaşından bu yana değer kaybı da %24 oldu. Dolar bugün yeniden yükselişe geçerek 5 seviyesine kadar yükseldi. Euro TL 5,88 seviyesinde hareket ediyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ABD yönetimi bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir denildi. BIST 100 düşüşüyle açıldı. ABD'nin yaptırım kararı sonrası THY, Aselsan ve bankalar %2'den fazla satış yedi. BIST 100 endeksi 95 bini test ediyor. Başkanlığı kurumsal olarak Sivas Valisi Davut Gül tarafından yürütülen Sivas Hizmet Vakfı, meslek liselerine gidecek olan öğrencileri desteklemek amacıyla burs verecek. Başkanlığı kurumsal olarak Sivas Valisi Davut Gül tarafından yürütülen Sivas Hizmet Vakfı, meslek liselerine gidecek olan öğrencileri desteklemek amacıyla burs verecek. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre günümüzde yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerle birlikte endüstrimizin ihtiyaç duyduğu teknik insan gücünün en iyi şekilde yetiştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptıracak 509. sınıf öğrencisine 8 ay süreyle aylık 150 TL, toplamda ise 1200 TL Sivas Hizmet Vakfı tarafından burs verilecektir denildi. Sivas Hizmet Vakfı farkındalık oluşturarak Sivas'ta eğitim başta olmak üzere hizmet anlamında örnek çalışmalara imza atıyor. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İmar ve Kent Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde
Divri ilçesinde restorasyonları devam eden Tevruzlu Konağı ve Hüma Hatun Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde Divri ilçesinde restorasyonlara devam eden Tevruzlu Konağı ve Hüma Hatun Sokağı'nda incelemelerde bulundu. Buranın temizliğini yaptık ve zamana karşı koruyabilmek adına ahşap koruyucu ve vernikler kullanmadık. Ve bu şekilde imalatımızı tamamlamış olduk. Sadece geleceğe taşımak maksatla bakımları yapıldı. Herhangi bir değişiklik yok, herhangi bir müdahale yok. Evet. İncelemeler sırasında Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, İmar Kentsel İyileştirme Müdürü Erdoğan Altınküp'e, restorasyon sorumlusu Alparslan Himyer'i ve ilgili teknik personeller de eşlik etti. İhalesi Divri Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen ve kontrollüğü ise Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan Divri'nin önemli konaklarından birisi olan Tevruzlu Konağı'nın restorasyonunda sürdürülen çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü ve konağın restorasyonunun aslına bağlı kalınarak yapılındığı bilgisini alan Genel Sekreter, konak içi ve bahçesinde incelemelerde bulundu. Yani personele ait şeyler burası. Resepsiyonumuz burası olacak. Şu şey tarafı. Konağında giriş burası. Girişte. Ardından Genel Sekreter ve beraberindekiler Divri ilçesinde sokak sağlıklaştırma kapsamı altında Hüma Hatun Sokağı'nda yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Hüma Hatun Sokağı'nın Türkiye için bir örnek teşkil edeceğini vurgulayan Genel Sekreter Kaya şunlara değindi. Divri ilçesinde sokak sağlıklaştırma çalışması kapsamında Hüma Hatun Sokağı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Tabii Hüma Hatun Sokağı Divri'de önemli Arasistan içerisinde yer alan önemli bir parça olup burası Divri'nin kendine özgün yapısı çerçevesinde en iyi şekilde restore edildi ve artık geçici kabul aşamasına gelerek son düzenlemeler yerine getiriliyor. Konakların ve tarihi sokakların restorasyonunun önemli olduğunu ancak yaşatmanın ve sahip çıkmanın bir o kadar değerli olduğunu ifade eden Genel Sekreter Kaya şunları kaydetti. Konakla beraber buranın yaşatılması lazım. Divri turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olacak. İnşallah burası da geleceğe Divri'yi en iyi şekilde taşıyacak. Tabii bu Hüma Hatun Sokağı'nın bu aşamaya gelmesinde özellikle Sayın Valimizin ve Sivas Milletvekilimiz Sayın İsmet Yılmaz'ın bu süsü ilgi ve alakaları için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sivas Valiliği öncülüğünde Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Sivas Valiliği öncülüğünde Kurban Hizmetleri Komisyonu kuruldu. Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan'ın başkanlığında oluşturulan komisyonda İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Selçuk Moğul Koç, Toplum Sağlığı Merkezi Doktor İrem Akova, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, İl Çevre ve Şehircilik Müdürü Nazım Yakut, Orman ve Su İşleri Müdürü Murat Aspolatlı ve Türkiye Diyanet Vakfı ve Sivas Şube Temsilcisi İsmail Ersöz yer aldı. Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından yapılan toplantı neticesinde kesim yerleri belirlenirken alınan kararlara uymayan kişiler hakkında da uygulanacak cezai müeyyidiler kararlaştırıldı. Buna göre pazartesi pazar alanı, çarşamba pazar alanı, perşembe pazar alanı, Yenişehir pazar alanı ve Kümbet Cuma pazar alanı kurban kesim yerleri olarak tespit edildi. Bu alanlar dışında vatandaşlar cadde ve sokaklarda kurban kesimi yapamayacak. Bu kurallara riayet etmeyen ve kesim usullerine aykırı davrananlara ise 232 TL idari para cezası uygulanacak. Kurban atıklarını gelişigüzel toprağa veren kişilere 1450 TL, tesislerde ise 58.000 TL ceza kesilecek. Kurban pazarından şehir içine canlı hayvan nakli 75 TL olurken, kurban kesim ücretleri ise küçük başta 70 TL, büyük başta ise 330 TL olarak belirlendi. Kasaplar haricinde et çekme işlemi yapılamayacak. Ehliyetli kasaplarda yapılacak olan çekme işlemi ücreti de kilogramı 1 TL olarak belirlendi. Sivas Belediyesi tarafından kurulan kurban pazarına küpesiz hayvanlar alınmayacak ve pazar haricinde hayvan satışı yapılamayacak.
Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yapımı devam eden Ay Yıldızlı Camii'ne hayırsever vatandaşların destekleri sürüyor. Sivas Belediyesi tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda yapımı devam eden Ay Yıldız Camii'ne hayırsever vatandaşların destekleri sürüyor. Avrupa Sivaslılar Birliği Hamburg Bölge Başkanı Zafer Bayraktaroğlu ve beraberindeki heyet, aralarında topladıkları 1200 avroyu Ay Yıldız Camii'ne bağışlamak adına Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Avrupa Sivaslılar Birliği Hamburg Bölge Başkanı Bayraktaroğlu, gurbetçi Sivaslılar olarak memleketlerine yapılan bu esere katkı sağlamak düşüncesiyle topladıkları 1200 avroyu bağışladıklarını söyledi. Burada bir iki arkadaşımız eksik. Bu toplu halde bizi de dernek başkanlığından bildikleri için belediyemize, başkanımıza bunu sunar istediler. Allah razı olsun. Biz bu amaçla geldik Yıldız Camii'mize. Tekke'deki en güzel yeri tercih etmişiz. Evet. Yapılan yardımdan ötürü teşekkür eden Başkan Aydın ise hayır yapmanın bir nasip meselesi olduğunu ifade ederek Rabbim hayırlarınızı kabul etsin, Ay Yıldız Camii bir ibadethane olmanın ötesinde bütün cenazelerin kaldırılacağı ve taziyelerin verileceği bir mekan. Böyle bir yere katkıda bulunmanız çok önemli dedi. Bundan sonra Sivas'taki bütün cenazelerin de kılınacağı, kaldırılacağı, ondan sonra da taziyelerin de verileceği bir yer. Rabbim hepimize hayırlı ömürler versin. Bu dünyadaki imtihanlarımızı başarıyla vermeyi nasip etsin. Herkesin bir imtihanı var biliyorsunuz. Ama şu bir gerçek, her doğan insan ölümü tadacak. Ölümden kurtuluş yok. Dolayısıyla Sivas'takilerin de, Sivas'ta Hakk'ın rahmetine kavuşanların da gideceği yer orası. Böyle bir yere, böyle bir katkıda bulunmanız önemli. Rabbim hayrınızı kabul etsin diyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Sivas'ın Hafik ilçesinde traktörle çarpışan tır kağıt gibi parçalandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Sivas'ın Hafik ilçesinde traktörle çarpışan tır kağıt gibi parçalandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Erzincan Karayolu, Hafik ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Kazada Turan Aydoğan yönetimindeki buğday yüklü 58 AP325 plakalı traktör ile HS yönetimindeki 24 SH360 plakalı tır çarpıştı. Yol kenarındaki bariyerleri aşıp uçuruma düşen tır kağıt gibi parçalandı. Traktör sürücüsü Turan Aydoğan hayatını kaybederken yanında bulunan eşi P. Aydoğan ve tır sürücüsü HS ağır yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Turan Aydoğan'ın Hafik Saadet Partisi ilçe başkanı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paraları vatandaşa iade edecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan parayı vatandaşa iade edecek. Karara göre vatandaşın kullanmadığı ön ödemeli GSM hatlarında kalan paralar öncelikle vatandaşa iade edilecek. Eğer bu bakiyeler iade edilmezse artık operatörlere kalmayacak. 2 yılın sonunda evrensel hizmet geliri olarak devlete aktarılacak. Uygulamada ön ödemeli hattın fes olması halinde işletmecinin 15 gün içerisinde aboneye kalan parayı iade etmek için SMS gönderecek. Aboneye iade edemez ise mektupla bildirecek, yine de 2 yıl içinde iade edilmez ise devlete iade edecek.
Bu 2 yıl içinde abone mevcut aboneliklerine devam eder ya da yeni abonelik açarsa bu aboneliklere aynı işletmecideki kapanmış ön ödemeli hatlardaki varsa kalan bakiyelerini aktarabilecek. Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik uygulama noktasına giren bir yılkı at polis memurlarına zor anlar yaşattı. Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik uygulama noktasına giren bir yılkı at polis memurlarına zor anlar yaşattı. Araba çarpacak lan. Allah Allah bu. Sivas'ın Gürün ilçesinde trafik uygulaması gerçekleştiren trafik polislerinin ilginç bir misafiri vardı. Allah Allah bu. Uygulama sırasında kurallara uymayan sürücüler araçlarıyla birlikte uygulama noktasına çekilirken başıboş bir yılkı attı araçlarla birlikte uygulama noktasına girdi. Uygulama noktasından ayrılmayan at polis memurlarına zor anlar yaşattı. Bir memur olup bitenleri cep telefonu ile görüntülerken diğeri ise atı uzaklaştırmaya çalıştı. Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Ribelka, Aydın Karabulut ve İlker Sayan sağlık kontrolünden geçti. Demir Grup Sivasspor'da yeni sezon öncesi Ribelka, Aydın Karabulut ve İlker Sayan sağlık kontrolünden geçti. Kırmızı beyazlı ekip futbolcular seri Ribelka, Aydın Karabulut ve İlker Sayan Medikanı Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Kontroller detaylı kan tetkikleriyle başlarken efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve çe hastalıkları kontrolüyle devam etti. Sağlık kontrolleri ağız ve diş sağlığı taraması ile sona erdi. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.